Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. ...12. sınıf öğrencileri arkadaşlarım, merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün 12. sınıf yazılı soru ve cevaplarıyla beraberiz. Bu sorularımızı sizler için Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından hazırlamış olduk arkadaşlar. Hazır sorular geçiyor arkadaşlar önümüzde. Sizler videomuzun önünde durdurarak sorularımızı cevaplayabilirsiniz ve daha sonra bu cevaplarınızı biraz sonra beraberce cevapları yapacağız. Bundan dolayı sevgili arkadaşlar, şimdi siz videoyu durdurarak sorularımızı cevaplayın. Birlikte cevaplarken sorularımızın cevaplarını görelim. Değerli arkadaşlar, bu arada videolarımız olarak kanalımızda birçok videomuz var. Özellikle bu yıl sizler üniversite sınavlarına da katılacağınız için üniversite sınavına yönelik videolarımız, ders konu anlatımlarımız ve deneme testlerimiz de var. Kanalımızdaki videolarımızı muhakkak arkadaşlar ne yapın? İzleyin. YKS'ye yönelik videolarımızı izleyin. KPSS'ye yönelik videolarımızı muhakkak izleyin ve yazılı sorularını izleyerek çözün ve arkadaşlarınızla da paylaşın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi cevaplara geçelim isterseniz ve birinci sorudan başlayalım. Arkadaşlar, birinci soruda görmüştünüz. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız denmiş. Burada birinci de bilinç akışı, diğerinde arkadaşlar anlatıcı, diğerinde modernist ve diğer son D şıkkında da Ferit Edgü kelimelerini ne yapacağız? Yazacağız. Sizler de bunu yazın. Bu cümleleri de lütfen ezberleyin arkadaşlar. Muhakkak bu soru gelecektir. Evet. Devam edelim. İkinci soruda hatırlayın, bir tablo vermiştik arkadaşlar. Aşağıda verilen tanımları kavramlarla eşleştiriniz. A şıkkında hikaye kişisinin aklından geçenleri kendi kendisiyle konuşmasıdır. Buna ne diyoruz? İç konuşma diyoruz. Burası doğru. Aynı yere yazıyor. Doğru. Karşılığı doğru vermiş. A. Adana seçeneğini yazalım. B'ye bakalım. Anlatıcı görgü tanığı konumundadır ve gözlemlediği olayları belli bir mesafeden aktarır. Bu nedir? Arkadaşlar, gözlemci anlatıcıdır. Dolayısıyla C yazalım oraya. C'ye bakalım. Karşılıklı konuşmalara dayanır. Arkadaşlar, bu nedir? Diyalogtur. Evet. Ve son, olup biten her kişi şeyin bütün ayrıntılarıyla olduğu gibi dışarıdan en az müdahale ile sergilenmesidir. Bu da gösterme, D şıkkı olarak işaretleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aşağıdaki metinde anlatıcının özellikleriyle bakış açısını belirleyiniz demiş sevgili arkadaşlar. Şöyle parçaya bakalım sevgili arkadaşlar. Evet. Erdem arkasına bakmadan yürüyordu. Sinirliydi. Belli ki onu çok kızdırmışlardı. Öfkesi her halinden belli oluyordu. Eliyle garip işaretler yaparak hızla hızla yürüyor. Evet, bakın iç dünyasını ne yapıyor? Yazar biliyor arkadaşlar, Erdem'in, kahramanın. Ve üçüncü tekil şahıs ağzıyla ne yapılmış? Anlatılmış. Dolayısıyla ilahi bakış açısıyla yazılmıştır diyebiliriz. Kahramanın iç dünyasına hakimdir. İlahi bakış açısıyla yazılmıştır dememiz doğru olur. Ve dördüncü soru arkadaşlar, aşağıdaki dörtlükte yer alan edebi sanatları bularak verilen boşluğa yazın. Arkadaşlar, biliyorsunuz şiirde dörtlükte özellikle bir ön plana ağırlıklı olarak çıkan sanatlar vardır. Bir de onun arkasında olan geri plandaki sanatlar var. Yani birinci derece ve ikinci. Burada birinci dereceden arkadaşlar istihare sanatı yapılmıştır diyebiliriz. İki kapılı bir hana benzetilmiş dünya arkadaşlar. Aynı zamanda ama dünya denmemiş. Teşbih sanatı var, benzetme. Tezat sanatı ve abartma sanatını da ne yapıyoruz? Görün. Mesela bak, gidiyorum gündüz gece derken ne yapılmış?
Gündüz gece tezat. Ama ağırlıklı olarak sevgili arkadaşlar bir istihare. Bunu yazmasan tam not alamaz. Ha, devamı sorulmuşsa diğer sanatlara da baktığımız zaman teşbih, tezat, abartma var. Evet, bak bu çok önemli arkadaşlar. Bunlara da dikkat edin lütfen. Soruya gelelim. 5. Arkadaşlar burada diyor aşağıdaki dörtlüğün kafiye ve rediflerini gösteriniz. Şimdi arkadaşlar burada gibiler aynı görev ve anlamda olduğu için rediftir. Ş sesi ise yarım uyak, tek ses. Bakın kuş gibi, kuş gibi, düş gibi. Evet bunlar tek ses benzerliği. Gibi gibiler redif. Soruya bakalım. Yukarıda kısaca tanıtılan Cumhuriyet dönemi sanatçısı kimdir? Arkadaşlar Nazım Hikmet Ran'dır. Toplumcu gerçekçilik anlayışıyla yazan şairlerimizdendir. Şiirlerinde sosyalist dünya görüşünü benimsemiş ve bunu savunarak anlatımlar yapmış, bu ideoloji çerçevesinde yapmış. Rubailer, Saat 21-22 şiirleri gibi çalışmalarıyla lirizmi güçlü bir şekilde ortaya koymuş, kullanmış ve devam ediyor. İşte Kuvayi Milliye Destanı, Simavnalı Kadısı, Simavna Kadısı oğlu Bedrettin Destanı gibi eserler ona ait. Nazım Hikmet diyoruz. Arkadaşlar test sorusu da bu videomuzda yer alıyor. Daha doğrusu bu yazılımımızın videosunda yer alıyor. Bunlara da bakalım. Birinci soruda bir yazım yanlışı sorusu var. 5'er puan bunlara verdim çocuklar. Burada sevgili arkadaşlar Denizli seçeneğini ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Hiçbir şey senin beklediğin gibi olmayacak derken hiçbir bitişik yazılması lazım. Şey ayrı yazılması lazım arkadaşlar. Soru 8'de aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir isim tanımlamasında tamlayan görevinde kullanılmış? B. Bursa seçeneğinde. Evet, hepimizin hayatından derken tamlayandır. Diğer soruya bakalım. 9 ve 10'u birazdan göstereceğim. Burada da bu dizelerde kişileştirilen varlıklar hangisine verilmiş? Mehtap ve Ab arkadaşlar. Su ve Mehtap gösterilmiş, verilmiş. Denizli seçeneği. 12. soruda bu cümlelerdeki anlam karışıklığının giderilmesi için numaralanmış yerlerden hangisi arkadaşlar? Hangisine mutlaka virgül konmalıdır demiş. Bursa seçeneğine arkadaşlar virgül konmalıdır. Evet biraz önce 9 ve 10'u göremediğiniz sayfada burada gösteriyorum. 9. soru ve 13. soruyu düzeltiyorum. Arkadaşlar 9. soruda aşk bülbülün dilindeki bir şarkıdır mısrası var. Yukarıdaki dizede 6 çizili kelimelerde aşağıdakilerden hangisi vardır? Somutlaştırma arkadaşlar vardır. Ceyhan seçeneği doğru cevap olarak yazılmalıdır. Diğer soru, bu parçada aşağıdaki verilenlerden hangisi yoktur arkadaşlar denmiş. Kişileştirme yoktur arkadaşlar. Evet, dikkat edin, paragrafı okuyun. Burada kişileştirme yok. İçinde bir şeyin koptuğunu, paramparça olduğunu, cam gibi dağıldığını hissediyorum. Dünyanın en güzel çiçekleriyle bakıyorum. Çiçeklerine bakıyorum. Bunlar benim için toplandı. Şimdi hızlar geri giden trenin penceresinden atlayabilirim. O güzelim karlarda koşabilirim. Devam ediyor. Evet, birinci kişi anlatım var, benzetme var, mecaz anlam var, somutlaştırma var arkadaşlar. Ama kişileştirme yok. Böylelikle yazılının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar sorularımızı yaptınız. Kanalımıza abone olduğunuz için hatta diğer kanallarımıza Metin Kürümoğlu ve Kürüm Medya kanalına da abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Metin Kürümoğlu Hocam kanalı olarak hepinize başarılar. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.